Çiçekli Yayla Acı Su mevkiinde kampımızı yaptık. İlk kampımızı. Bundan sonraki kampımızı Vatan Yayla'da yapmayı düşünüyoruz. İkinci geceyi orada geçirmeyi düşünüyoruz. Vatan Yayla'ya da Karagöl Yayla, Üçtepeler, bu bahsettiğim noktalar Domaniç'e bağlı tabi. Boğuz'un yaylaları değil. Oradan Karabatak'a, Karabatak'tan Domuzkerti mevkiine ve arkasından da Vatan Yayla'ya geçerek ikinci geceyi Vatan Yayla'da geçirmeyi düşünüyoruz. Bakalım, eğer zaman ve enerjimiz yeterse bunu yapacağız tabi. Yetmezse farklı şekilde bu adını saydığım yaylaların birinde de kalabiliriz. Şimdi buradan Karagöl Yayla'ya doğru gideceğiz hep beraber. Sağdan devam. Karagöl Yayla'ya geldik. Buranın manzarası şu zamanda çok güzel. Bu güzelliği görünce herkes fotoğraf derdine düştü. Burası Domaniç'e, Çukurca beldesine bağlı bir yayla. Oğuz ülke değil. Buradan Üçtepeler Yangın Kulesi'ne doğru devam edeceğiz. Bu tarafa doğru. Kütahya, Domaniç, Üçtepe Yangın Kulesi'ne geldik. Üçtepelerde bulunan bu yangın kulesi etrafa oldukça hakim. Hemen şöyle karşıda uzakta görünen Karlı Dağlar, Uludağ. Aşağıda yine göl görünüyor ama biraz uzak kalıyor, seçilmeyebilir. Yukarıda Karlı Uludağ, hala karları duruyor. Ve yürüyüş ve bisiklet parkuru burada belirtilmiş, yollar, güzergah, rota gösterilmiş. Yine tepeden aşağı baktığımızda karşıda Kütahya'nın Domaniç ilçesi. Domaniç ve sola doğru gittikçe yine köyleri görüyoruz. Ilıcaksu. En solda Çukurca beldesi. Yine kulede şu anda kimse yok. Sanırım sezonu değil. Yukarıya çıkıp oradan etrafı izleyeceğiz. Kulenin üstüne çıktık. Karşıda Üçtepeler, Üçtepeler mevkiindeyiz. Yine karşıda görülen boşluk alan, şu kısım, Domuzkerti dediğimiz alan, oradan da geçeceğiz. Oldukça yeşil doğa canlanmış iyice.
ekran gözüküyor mu? İnsaflı olsun yol. Falan bayağı aşağıda kalıyor. Karabatak yaylasını geçtik. Orada video çekmeyi unutmuşuz. Şimdi çok güzel bir kayın ormanının içinden geçtik. Domuz kertine doğru devam ediyoruz ama iyiyim çok fazla, yol çok bozuk. Bu sefer bisikletleri biz itiriyoruz, onlar bizi taşımıyor. %20 yol toprak. Daha fazla, daha. 80-90 ya. Bu yoldan gelmeyiz. Karabatak yaylasından, orman yolundan, kesimcilerin açtığı yoldan yukarı doğru geldik ve domuz kerti denilen mevkiye vardık. Kısa bir mesafede oldukça yukarı çıktık. Rakım çok yukarılara çıktı. Ve buradan Uludağ manzarası. Uludağ görünüyor şu anda. Şöyle yaklaştırırsam uçta karlı zirveleriyle Uludağ. Geniş bir alan. Çalılarla kaplanmış. Devam edeceğiz. Yukarı doğru biraz daha tırmanıp Domuz Kerti mevkisinin diğer bölümüne varacağız. Oradan da Batan Yaylı'ya geçeceğiz. Ve orada kampımızı kuracağız. Domuz Kerti mevkiine geldik. Şu karşıda gözüken yerleşim yeri İnegöl. Görüntüde çıkmıyordur muhtemelen. Şu karşıdaki yol Çiçekli Yayla'ya doğru gidiyor. Biz bir halka çizmiş olduk Çiçekli Yayla'dan. Karşı tarafta tam bir zirve nokta var. O zirve noktada Üç Tepeler Yangın Kulesi gözüküyor bakın. Ağacın hemen yanında. Biz bugün geceyi Batan Yaylı'da geçirmeyi düşünüyorduk. Ama Batan Yaylı'daki çeşme akmıyordu. O akmayınca Tırpan Yaylı'ya doğru geldik. Burada da kesim çalışmaları var. Ondan böyle bir Batan Yaylı'ya, Tırpan Yaylı'ya yakın bir noktaya, Arıtaşı'nın yanına, şu tarafa Arıtaşı deniyor. Bu mevkiye daha doğrusu
genişçe bir mevki. Buraya böyle dar yere çadırlarımızı kurduk. Bu geceyi burada geçireceğiz bakalım. Bak, kimden çekeceğiz?